Arkadaşlar eski çağlarda Türkiye ve çevresine bakıldığında bir başka uygarlık bölgesinin Doğu Akdeniz olduğunu görüyoruz. Doğu Akdeniz uygarlıkları arasında özellikle Doğu Akdeniz kıyılarında kurulan uygarlıklara Fenikeliler ve İbranilere bakacağız. Öncelikle Fenikelileri inceleyeceğiz. Arkadaşlar Fenikelilere bakıldığında Fenike uygarlığının kurulduğu yer olarak Suriye ve Lübnan bölgesinin olduğunu görüyoruz. Fenikelilerin kökeni Sami ırkındandır. Fenikeliler Suriye ve Lübnan bölgesine yani Doğu Akdeniz bölgesine geldiklerinde burada şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. En önemli şehir devletleri Sur, Sayda ve Biblos kentleridir. Dolayısıyla buradaki kuralımız her zamanki gibi hatırlatmak gerekirse şuydu. Şehir devletleri halinde örgütlenen toplumların kesinlikle siyasi birlikleri e, yoktur. Tek çatı altında, tek devlet çatısı altında toplanamamışlardır. Fenikelilerin en önemli özelliklerinden birisi ekonomik faaliyetleridir. Yani deniz ticaretiyle ilgilenmişler, bir anlamda kolonicilikle ilgilenmişlerdir. Özellikle Fenike bölgesi arkadaşlar yani Suriye ve Lübnan bölgesi tarıma elverişli çok fazla arazi olmadığı için ve Fenikelilerin de denize kıyısı olan bir uygarlık olmasından dolayı onları deniz ticaretine yönlendirilmiştir. Fenikeliler kolonicilikte yoğun olarak uğraşmışlar. Ancak İyon ve Yunanların kolonicilik anlayışıyla Fenikellerin kolonicilik anlayışı farklıdır. İyon ve Yunanlılar kolonilerini sadece bir sömürge aracı olarak görmeyip kültürlerini oraya taşımışlar. Ancak Fenikeliler kolonilerini sadece bir sömürge aracı olarak görmüşler. O yüzden Fenikeller kolonilerinde çok fazla kalıcı olamamışlardır. Ve arkadaşlar Fenikellerin dünya medeniyetine, dünya kültürüne kattıkları en önemli katkı da alfabeyi bulmalarıdır. Fenike alfabesi e, Fenikeliler tarafından ortaya çıkartılmış ama daha sonra Roma İmparatorluğu tarafından geliştirilerek bugünkü Latin alfabesi haline getirilmiştir. Dolayısıyla Fenikelilerin bulduğu alfabenin Romalılar tarafından geliştirilmesi ve Latin alfabesi olarak ortaya çıkartılması e, şöyle bir yorumda yaptırabilir bize. Demek ki dünya tarihinde ortaya konulan kültürel miraslar sadece bir toplumun değil farklı toplumların da katkılarıyla ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan bir başka önemli uygarlık İbranilerdir. İbraniler arkadaşlar Filistin'de yani Kudüs'te kurulan bir uygarlıktır. En güçlü dönemleri ise Hz. Süleyman dönemidir. İbranilerin eski çağ uygarlıkları arasında arkadaşlar en önemli, en göze çarpan farklılığı dini inançlarıdır. Dini inançları Museviliktir. Diğer eski çağ uygarlıklarına baktığımızda çok tanrılı olduklarını görüyorduk biz. Birden fazla tanrıya inanırlardı. Politeist bir inanç vardı yani. Ancak İbranilere bakıldığında Musevilik inancına inan inanmışlardır. Bu anlamda İbraniler tarihin ilk tek tanrılı dinine sahip e, toplumudur. Ancak İbranilerin dinlerini algılayış biçimleri farklıdır. İbraniler dinlerinin sadece kendilerine geldiğine inanarak dinlerini millileştirmişler yani ulusal bir din haline getirmişlerdir. Musevi olabilmek için mutlaka İbrani kökenli olmak gerekir. Dolayısıyla bu da Museviliğin İslamiyet ve Hristiyanlık kadar yayılamamasına sebep olmuştur. Bu anlamda bakıldığında arkadaşlar zaten Museviler de kendi dinlerini yaymak gibi bir kaygı içerisinde değildirler. Dinlerini ulusallaştırmışlardır, milli bir din haline getirmişlerdir. Bu da Musevilik dininin İslamiyet ve Hristiyanlık kadar evrensel bir din olamamasına sebep olmuştur. Ancak bu nerede işlerine yarıyor? Ee, İbraniler arkadaşlar bir müddet sonra Roma İmparatorluğu döneminde topraklarından çıkartılmışlar ve yüzyıllar boyunca dünyanın farklı bölgelerinde birbirlerinden e, ayrı olarak yaşamışlardır. Ne zamana kadar bu böyle devam ediyor? İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında e, biliyoruz ki Hitler'in Yahudilere karşı yani Nazilerin Yahudilere karşı yaptığı bir soykırım söz konusu. İşte 2. Dünya Savaşı'ndaki bu Nazi soykırımından sonra Birleşmiş Milletler'in kararıyla Bugünkü Filistin topraklarında bir İsrail devleti kurulmasına karar verilmiş. Yani dünyada, dünya tarihinde yüzyıllar boyunca İbraniler ya da bugünkü Yahudiler birbirlerinden farklı olarak yaşasalar da, ayrı olarak yaşasalar da, sonuçta bir araya gelip bir İsrail devleti kurmalarında dinlerini millileştirmeleri etkili olmuştur. Müzik